MasterCam Swiss Expert, MasterCam'in CNC kayar otomat işleme modülüdür. CNC kayar otomatların takım yolu oluşturma işlemleri bu programda yapılır. Bu program MasterCam'in CNC kayar otomat modülünü oluşturmaktadır. Programın genel yapısından bahsetmek gerekirse eğer, program 3 ana temel bölümden oluşmaktadır. Birincisi, parçanın temel ayarlamalarını yapmış olduğunuz bölüm. Diğer taraf, takım yollarının olmuş olduğu bölüm. Ve daha sonradan da çalışma bölgelerini tanımlamış olduğunuz kısımdan oluşmakta. Programda yeni bir dosya açımı, makine seçimi nasıl yapılır? İlk önce onunla başlayacağız. Daha sonra parçayı makineye yerleştirme, takım yolu oluşturma ve düzlem tanımlamayla devam edeceğiz. İlk önce makine tanımlama ve proje tanımlama dediğimiz, yani yapacağımız işi tanımlayacağımız bölümü nasıl seçeceğimizi göstereceğim. İlk önce aynı MasterCam'deki gibi yukarıdaki kısa yolları kullanabilirsiniz ya da kısa yol ikonlarından faydalanabilirsiniz. İlk önce yeni bir proje tanımlamayla başlıyorum. Burada ilk yapacağımız işlem şu. Hangi makinede çalışacaksak, görmüş olduğunuz gibi burada birçok kayar otomat tezgahı bulunmakta. Ve buradan ne yapıyoruz? Yapacağımız işlem şu. Direkt olarak makineyi tanımlayarak projemize, yani yapacağımız işlemimize, daha doğrusu takım yoluna başlamış olacağız. Buradan geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir makinamız bulunmakta. Buradan hangi makinede çalışacaksak, kendi makinamız hangisi ise oradan direkt olarak makinamızı çağırıyoruz. Daha sonradan da buradan profilden kendi profilimizi oluşturabiliriz ya da yeni bir profil oluşturabiliriz. Buradan tanımlayarak yeni bir proje ismi verebiliyoruz. Yani çalışacak olan operatörün ismini ya da çalışacak olan kişinin ismini verebiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra aşağıya projenin ismini, yani yapılacak olan işlemin ismini, seri numarasını yazabiliriz. Alt tarafta da programı yapan operatörün ismi neyse onu buradan girerek tanımlayabiliriz. Daha sonra buradan OK deyip proje tanımlama işlemimizden çıkıyoruz. Daha sonra geliyoruz, parçamızı tezgaha, programın içerisine nasıl yerleştireceğiz, VCS'imizi. Onları tanımlayacağız. İlk önce parçamızı çağırıyoruz. Parçamızı çağırmak için Final Part'a girdikten sonra işte burada masa üstümüzde bulunan dosyamızı tanımlıyoruz. Burada önemli olan şey, görmüş olduğunuz şuradaki uzantılarla programımızı açmak. Bu uzantılarla programı çağırdıktan sonra, parçamızı çağırdıktan sonra bunun VCS'imize yerleştiriyoruz. Yani tezgahımızda bulunan iş parçası sıfırına yerleştireceğiz. Tabi burada yapacağımız bazı işlemler var. Onlar da şunlar. Burada işte parçamızın ham kütük bu ebatları neyse onları otomatik olarak tanıtıyoruz. Parçamızda işleme esnasında. Bunları zaten program kendisi görüyor. Ve ona göre de parçanın kaba kütüğünü oluşturuyor. Bu kütüğe göre çalıştığımız zaman da herhangi tezgahta çarpma olaylarıyla karşılaşmıyoruz. Daha sonra şurada parçanın dolu malzeme içerisine yerleştirilmiş olan kısmını da görebiliyoruz. Bunların hepsi program içerisinde mevcut. Alt tarafta çalışma düzlemlerimiz var. Bunlar işlemeye geçtiğimiz zaman kullanacağımız komutlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Parçayı VCS'e, yani orijine oturtup main ve sub olmak üzere sıfırlarını tanıtmak, daha sonra da bunları makinedeki yerlerine yerleştirmek olacak. Yapacağımız işlem şu. İlk önce parçanın alın kısmına gelip buradan sıfırın tanımlayacağımız herhangi bir noktayı çift klik yaparak orijin üzerine gelip burasını lokal orijinimiz diye seçiyoruz.
Daha sonra Origin 1 için tabii bunu yapıyoruz. Origin 2 ise sub kısmımız oluyor. Burada da yine çalışacağımız düzlemi ne yapıyoruz? Çift klik yaparak Origin üzerine gelip oradan sıfırımızı seçiyoruz. Daha sonra burada yapacağımız işlem, bunu bu şekilde yaptıktan sonra bunu makineye yerleştirmek. Gördüğünüz gibi makinemiz hemen karşımıza geldi. Seçtiğimiz andan itibaren. Burada bulunan GuideBush'un alın kısmı bizim parçamızın sıfır olduğu için direkt olarak buradan yerleşeceği yeri seçiyoruz. Yine aynı şekilde sağ klik yapıp buraya parçamızı yerleştiriyoruz. Daha sonra aynı şekilde sub'a da yerleştirirken yine parçamızın yerleşeceği bölüm olan yere geliyoruz. Burada pensimizin alın kısmını tanıtıyoruz. Buna da sağa tıklayıp OK diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi parçamız buraya yerleşiyor. Parçayı yerleştirdikten sonra artık takım yolunu yapabilir hale geliyoruz. Daha sonra buradan yapacağımız işleme göre operasyonumuzu seçmeye başlayabiliriz.